Hadi Kadriye, ağaç olduk burada, kök salacağız şimdi. Biraz çabuk ol. Tamam Remzi, geldim geldim. Hayırdır Kadriye Hanım? Nereye böyle? Çok sıkıldık da biraz pikniğe gidelim dedik. Ağaçtır, güneştir, kuş sesidir. Herhalde bize iyi gelir. Ay ne iyi yapıyorsunuz vallahi Kadriye Hanım. Ben tutmayayım seni. Hadi iyi gezmeler. Teşekkür ederim. Geldim Remzi. Ne bağırıyorsun öyle? Aa, ayıp millete karşı. Sıkı tutunun. Ağaçlar bizi bekliyor. Durun durun. Beni bekleyin. Üf ya. Yakalayamadım gördün mü? Pikniğe gidiyorlarmış Necati. 2 dakika önce gelsen yakalayacaktın yani. Ben şimdi akşama kadar nasıl vakit geçireceğim? Oyun oynayamam. Televizyon izlemeyi zaten çok sevmiyorum. Ne yapsam acaba? Necati, yün örebilirsin mesela. Kıh 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 kıh. Bak ya, bir de milletin dalgası olduk he. Ne yapsam acaba? Aa, Peyami dedi arabada yoktu. En iyisi gideyim onunla sohbet edeyim. Acaba oyun oynamayı bilir mi? Aa, dizinin en heyecanlı yerinde kapı çaldı. Tüh. Peyami dede ya, çok geç açıyorsun kapıyı. Kilo verdim vallahi. Aa Necati, sen mi geldin? İyi de Remzi evde yok ki evladım. Olsun, sen de sohbet ederiz. Peyami dede, bana askerlik anılarını anlatsana. Emin misin Necati? Bak saatler sürer ha. Ne yapayım? Canım sıkılıyor zaten. Bari biraz eğleniriz. Sen istedin bunu. Otur o zaman şuraya. Ben askerliğimi pilot olarak yaptım. Gençlik var o zaman tabii. Annemin mektubunu okurken komutan yanıma geldi. Uçağın kalkması gerekiyormuş. Beni çağırıyorlar. Benden başkası uçağı kullanamazmış. Ama annemin mektubu çok uzun. Tam 5 sayfa. Okuyorum, okuyorum, okuyorum. Peyami dede, artık uçağa binsem mi diyorum. Yok evladım, dur, acele etme. Ay, pişman mı olsam acaba? Peyami dedi, daha uçağa bile binemedin. Evladım anlat dedin ya işte. Dur dur dinle bak daha neler olacak. Ay anne, ne güzel sofra hazırlamışsın. Döktürmüşsün gene. Ellerine sağlık. Hepsi harika gözüküyor. Afiyet olsun çocuklar. Keki yaparken Canan da bana yardım etti babası. Bakalım beğenecek misiniz? Aa, ben arabada bir şey unuttum. Hadi siz yemeye başlayın. Ben hemen geliyorum. Heh, herhalde şu çantanın içindeydi. Ay, uzanamadım da. Almadım mı acaba ben bunu? Yok, bulamadım. Bir daha bakayım. Hiç gözükmüyor. Neyse. Aa, bu yerdeki de ne böyle? Çok güzel bir kolye. Allah Allah. Etraflarda da hiç kimseler gözükmüyor. Ben alayım bir bakayım. Çok merak ettim. Çocuklar bakın. Ne buldum. Çok güzel bir kolye. Aa Kadriye. Çok güzel bir şeye benziyor. Üf ya. Keşke ben bulsaydım. Macera olurdu. Ben de çok beğendim. Çantada bir şeyler arıyordum. Bir baktım. Ayağımın dibinde bir şey var. Neyse çocuklar, siz bununla oyalanmayın. Hadi yemeğinizi yiyin bakayım. Peki anne. Canan bak önündeki bütün kekleri bitireceksin. Son günlerde çok zayıfladın. Hasta olacaksın maazallah. Tamam anne. Remzi, doktor yasakladı. Sen yağlı şeyler yiyemezsin. Önündeki lahana ve domates senin. Onları yiyeceksin. Bak hepsi bitecek ona göre. Peki Kadriye. Aa, ne oluyor ayol bunlara böyle? Her dediğimi peki anne, tamam anne, olur anne diyorlar. Remzi lahana yemeği bile reddetmedi. İnanmıyorum. Canan da kekin hepsini bitirdi. Piknik havası herkese iyi mi geldi nedir? Anne, yemeğimizi bitirdik. Şimdi babamla birlikte top oynayabilir miyiz? Oynayın ama babanı fazla yorma. Sonuçta senden büyük Şakir. Canını da alın aranıza. Onun da canı sıkılmasın. Peki anne. Baba hadi gel. Bu sofra ne olacak şimdi?
Remzi, buraya gel çabuk. Bugün masayı sen topla. Çocuklarla top oynamaya ben devam edeceğim. Peki Kadriye. Çocuklar, topumuzu oynadık. Temiz havamızı aldık. Artık bence geri dönelim. Ne dersiniz? Peki anne. Aa, bu piknik herkese iyi geldi herhalde. Pekiden tamamdan başka bir laf bilmiyorlar. Hadi arabaya binin. Tamam anne. Remzi bak, arabayı hızlı sürme. Korkuyorum sonra. Olur Kadriye. Şakir, sen de camdan sarkma sakın. Öyle elini falan uzatma. Çok tehlikeli. Tamam anne. Ay bu kolyeden mi acaba bunların hepsi? Ben bu kolyeyi bir daha hiç elimden bırakmayacağım. Bu arabayı da iyi ki Survivor'da kazanmışız değil mi Remzi? Harika oldu. Hadi bakalım dışarıdan geldik. Herkes ellerini yüzünü güzelce yıkasın. Üstünüzü başınızı değiştirmeyi de unutmayın sakın. Tamam Kadriye. Kadriye evladım geldiniz mi? O ne elindeki? Kolye Peyam baba. Piknik yerinde buldum. Onu bulduğumdan beri her işim rast gidiyor. Çok sevdim ben bunu. Necati de yukarıda uyuyakaldı. Siz gittiğinizden beri sohbet ediyoruz. Oyun oynayalım diyor ama ben oyun falan bilmiyorum ki. Gideyim de kaldırayım onu. Ay canım arkadaşım. Sensiz günlerim bomboş. Sabah beri canım sıkılıyor. O kadar sıkıldım ki anlatamam sana. Peyam dedeyle sohbet ettik ama hiç senin yerini tutmuyor. Hadi Remzi, hemen şu son aldığımız oyunu oynayalım. Arılar vız vız uçarken hangi ayıyı kovaladılar? Hayır Necati, kusura bakma. Oyun falan oynayamazsınız. Benim Remzi ile bir sürü işim var. Ne işin var Kadriye? Gittiniz geldiniz işte. Zaten bütün gün seninle birlikteydi. Lütfen. Olmaz. Pikniğe gidince ev çok dağılıyor. Daha mutfağı toplayacağız. Ben şimdiden çok yoruldum zaten. Remzi sen de mutfağı topla. Ama Kadriye ya. O zaman mutfağı beraber toplayalım. Olur mu Kadriye? İşimiz biter ve oyun oynarız. Olur Necati tamam. Remzi bak. Tezgahın üstteki bütün bulaşıklar güzelce temizlenecek. Ona göre ha. Peki Kadriye. Şakir, sen de hemen gidip ders çalışmaya başlıyorsun. Çok salladın artık. Ben arkadaşların anneleriyle konuşuyorum. Günde 2 saat ders çalışıyorlarmış. Sen de bir an önce başla. Yapmadığın günleri telafi et. Peki anne. Aa, bu da çok iyi işmiş ayol. Herkes peki tamam olur diyor. Oh, ben de şurada biraz keyfime bakayım. Canan, odanı çok dağıtıyorsun. Her yeri güzelce toparla. Dip köşe temizle. Gelip kontrol edeceğim ha. Peki anne. Şakir, bilgisayar masasındaki dağınıklığı artık görmek istemiyorum. Yerlere çoraplarını atmayacaksın. Çamaşırlarını kirliye koyacaksın. Diş fırçanı, diş macununu lavabonun kenarında bırakmayacaksın. Peki anne. Remzi, bundan sonra Necati ile saatlerce oyun oynamak yok. Günde 1 saat yeter. Mutfağı sen toplayacaksın. Yemekleri de ben yaparım artık. Ayrıca çoraplarını her yerde bırakmayacaksın. Tamam Kadriye. Peyam babacığım, rica etsem bundan sonra sabah kuşağını seyredebilir miyim? Ama Kadriye... Ha pardon. Sen pikniğe gelmemiştin değil mi? Tamam tamam. Hı? Ne? Anlamadım. Yok bir şey Peyam baba. Hay Allah. Keşke Peyam baba da gelseydi. Yok ayol. Ben bundan da sıkıldım. Herkes peki tamam olur diyor. Şakir saatlerce ders çalışıyor. Remzi çok derli toplu. Canan bütün yemeklerini bitiriyor. Ama bunların hepsi bana sahteymiş gibi geliyor. Acaba bu durumdan mutlu mu olmalıyım? Yoksa mutsuz mu? Yok ya. Herkes normal haline geri dönsün. Hipnoz gibi. En iyisi ben gideyim bu kolyeyi bulduğum yere bırakayım. Remzi, ne yapıyorsun? Oyun oynayacağız Kadriye. Lütfen bize karışma. Tamam Remzi, peki peki. Remzi, Kadriye'ye ne oldu böyle? Hiç bilmiyorum ama ne olmuşsa güzel olmuş. Hadi Necati, play'e bas.